Benim bana dedi ki Seda bak bu senin baban. Yok artık ya. Evet. Babamı ilk 16 yaşında anneannemle gittim pazarda gördüm hayatım. Ondan sonra bir daha hiç görmedin mi? Görmedim, hiç de görüşmedim. Ve işin en ilginç kısmı annemle babam ayrılıyor fakat... nasıl anlatayım? Babamla benim büyüdüğüm yer arasında 10 dakika mesafe var. 10 dakikalık mesafede büyüdüm ve asla hiçbir şekilde görüşmedik, konuşmadık. Yani resmen beni yok saymış, şöyle söyleyeyim. Peki sebep neydi Esra'cığım? Hiçbir sebep yok. Tamamen Seda. Annemle yürütemedikleri evlilik. Yani şöyle diyeyim. Eşimi, yani şu anki eşimi babama göre seçtim. Babamı göz önünde bulundurarak seçtim. Annemi de, yani, şu, yani nasıl diyeyim? Annemin yapmadığı annelik bana en güzel örnek oldu. Çocuğumu da şu an öyle büyütüyorum. Ya Seda bir şey soracağım. Yani tabii. Hepimiz anneyiz sonuçta şu anda. Evet. Ya ben düşünüyorum Allah korusun böyle bir şeyi. Ya bir insan bebeğini nasıl bırakıp gider ya? Gidemez Aysun. Ben şu an kendi bebeğime baktığımda, yani Eda'nın gözünün içine baktığımda bile içim titriyor. Eminim ki senin Seda, de öyledir. Seda ben seni görüyorum bak. Yani burada çıktığımız yemek aralarında bile hemen Eda'ya koşuyorsun. Evet. Doğal evet. Olanı bu zaten. Tamam, annelik normal olan bu. Diye bir şey var ama sonuçta ya. Ama şimdi şöyle, yani bırakmış gitmiş anladın mı? Ötesi yok. Ve yıllar sonra ben orta birdeyken, ortaokula giderken dönmek istedi. Karşıma çıktı. Affedemedim ve sorgulayamadım seninle bile. Seninle mi konuştu? Evet. Birebir. Yok, önce benden sakladılar. Anneannemlerle şey yaptı yani görüşmüş. Dayımlarla görüşmüş. Benimle görüşmedi. Çünkü benim tepki vereceğimi herkes çok iyi biliyordu. Yani bizim evimizde onun konusu bile geçemiyordu. Öyle anlatayım sana. Yani ya kimse Sedacığım kusura bakma şey alınacağını da düşünmüyorum ama böyle annelik olmaz ya. Olmaz olsun. Evet hayatım doğurmakla anne olunmuyor zaten. Benim sadece doğurmuş, anneanneme bırakmış gitmiş. Peki sonra hiç görüştünüz mü? Sen büyüdüğünde. Şimdi şöyle evlendim. Ayten yoktu. Kız istememde yoktu. Nasıl anlatayım? Ya en basitinden okulda veli toplantısı olur ya. Evet. Okuldaki veli toplantılarında benim ne annem ne babam oluyordu. Hep anneannem ya da dayımlar falan oluyordu. Öyle düşünün yani. Peki. Hani mesela diyorum ya size de söylemiştim bunu. Gerçekten ailelerinizin değerini bilin. Peki Seda şunu soracağım size sana. Baba tarafından... Pardon, anne tarafından hiç görüştüğün biri oldu mu? Anne tarafımla komple görüşüyorum zaten. Anneannemler büyüttü beni canım şey, benim. Pardon, baba tarafı. Hayır, hiç. Hiç, bu konuda çok keskinim. Asla görüşmüyorum. Peki o pazarda gördüğünde Esra, şey Sedacığım, hiç böyle boynuna sarılıp baba demek, yani baba neden böyle bir şey yaptın, neden beni bizi bırakıp gittin demek aklın ucundan geçmedi mi hiç? Geçmedi, neden geçmedi biliyor musun? Yani zaten içinde babalık duygusu olsa yok çünkü. Bugüne kadar beni arardı, sorardı. Anladın mı? Yani hesap sormak. Onu da istemedim Ayten. Yani benim için yoldan geçen birisinden farksız. Çünkü ben baba figürünü dedemde gördüm hayatımda. Öyle peki, söyleyeyim. Peki o sana hiç buğulu gözlerle baktı mı? Bana buğulu gözlerle bakmadı Ayten. Çünkü şöyle yani 10 saniyelik bir geçişti o. Hmm. Peki o seni tanıdı mı acaba? Bence tanımıştır. Sonuçta anneannem yanımdaydı. Yani anneannemden tanımıştır, yine tanımıştır. Yanından çocuğun geçiyor ve dönüp bak konuşmuyorsun ya. Kızlar, ben gerçekten şimdi bana diyorsunuz ya bakın hani fevrisin, sinirlisin falan filan. Ben gerçekten ağır şeyler yaşadım hayatım boyunca. Yani fevriliğimde, sinirimde, her şeyim o yüzden. Mesela siz Allah korusun hani çok kötü bir şey yaşadığınızda ya anneniz ya babanız mutlaka birinden biri vardır değil mi? Doğru, kesinlikle. Ben düştüğümde beni kaldırabilecek hiç kimse yoktu. Anneannemler hariç. O yüzden ah ben hep kendi ayaklarımın üzerinde durmak zorundaydım. O yüzden hakkımı hiç yedirmiyorum. Şu hiç an kimseye. Sana hak veriyorum Sedacığım. Teşekkür ederim. Gerçekten. Gerçekten çok zor bir durum. Seni anlayabiliyorum. Ki bence en iyi de sen anlarsın Ayten. Peki annene hiç ulaştın mı veyahut da ondan haber aldın mı? Esra, evlendi mi? Kardeşlerin var mı acaba? Şimdi şöyle, babam evlenmiş annemden kısa bir süre sonra. İki tane kardeşim var. Tabii ki babasını görmeyen insan kardeşlerini de görmedi doğal olarak. Hiç bilmiyorum, isimlerini dahi bilmiyorum. Öyle söyleyeyim sana. Anneme gelince dediğim gibi hayatımın hiçbir evresinde yanımda olmadığı gibi düğünümde, kız istememde hiçbir şeyim de yoktu. Bir Eda'ya doğum yaptıktan, yalan olmasın,
Bir ay sonra falan yazdı bana, numaramı bulmuş. Bir ne yazdı? Seda yazmış, WhatsApp'tan yazmış. Girdim baktım. Gerçekten çok uzun zaman olduğu için yani oradaki resmini bile tanımakta güçlük çektim. Yani öyle diyeyim, çok samimi söylüyorum bunu. Çok üzücü ya. Evet, İlk cevap vermedim sanırım, yalan olmasın şimdi. Daha sonrasında uzun bir mesaj atmış bana. İşte çok pişman olduğunu, üzgün olduğunu falan anlatan. Öyle yani. Sen ne yazdın? Ben ağır şeyler yazdım, o yüzden burada söylemek istemiyorum. Sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Herkes pastasını buzdolabına koysun. Koydum. Koydun mu Seda? Koydum. Aferin, önlüğünü çıkar gel. Esra, buzdolabına koy. Koyun dolaba. Hemen koyuyoruz Seda Hanım. Hemen. Çıkarın önlükleri, gelin yanıma. Her telden çalar oyunlar. Babam ayrı yok sayıyor. Mesela anlatıyorlar, babamla görüşmüyorum diyor. Ben diyorum ki şükret, en azından annen yanında. Ben bir kez düşseydim beni kaldırabilecek hiç kimse yoktu. O yapmadığı annelikle bana nasıl anne olmam gerektiğini öğretti. Şimdi şu kapıdan annen girse. Lütfen girmesin. Yüzünü görmek değil, sesini bile duymak istemiyorum. Alo. Gidince üzüleceğim biri gidiyor. Bir puanın önemi. Biri gitmek zorunda. İkinizden biri gidecek. Gelinim mutfakta da. Bu hafta elenen isim. İnsan giderken bunu çok yaşıyor. Ağlamak istemiyorum ama gerçekten üzüldüm.